bu kadar diyetisyen varken, bu kadar endokrin hekimi varken bir ortopediste mi kaldı beslenme diyenleriniz olabilecektir. Aslında birçok problemin, birçok sağlık sorununun altında beslenme problemleri yatmaktadır. Diz veya bel problemi ile gelen hastalarıma sorduğumda bunun sebebi ne olabilir diye fazla kilolarım değil mi demektedirler. Ne yiyorsak oyuz. İşte bu yüzden ben de size bir ortopedist ve bir hekim gözüyle beslenmenin rolünü anlatmaya çalışacağım. Mısır tohumunu kayalık Toros dağlarına ekerseniz orada da büyüyor. Sulak, verimli Çukurova bölgesine ekerseniz orada da büyüyor. Birinde 2,5 metreye kadar çıkarken öbüründe 70 santimetrelik bir cüce oluyor. Yaşıyor mu? Evet yaşıyor. Ama sağlıksız bir şekilde yaşıyor. İnsanoğlu da bir ömür sürer fakat bu yaşantısı çok sağlıklı olmayabilir. Yediğimiz içtiğimize bağlı olarak sağlık durumumuz da belirginleşir. Hastalarıma hep şu andaki endüstriyel gıdalar ve beslenme tarzımızın tamamen yanlış olduğunu söylüyorum. Meslektaşlarım kızabilirler ama gıda piramidinin en altında olan ve beslenmemizin büyük kısmını oluşturan karbonhidratlar bizi çok da sağlıklı yapmıyor. Çalışan makineye enerji temin ediyor ama makinenin sağlığını hiç de düşünmüyor. İnsanoğlunun dünya yüzeyindeki varlığının bilimsel olarak yüz binlerce yıl önce Afrika'nın savanlarında başladığı kesinleşmiş durumdadır. Yani yüz binlerce yıldır doğada avcı toplayıcı olarak hüküm sürmektedir. Bünyemiz hayvansal proteinlere, sebzelere, kök bitkilere, mantarlara ve küçük böğürtlen gibi meyvelere uyumludur. Enerji sistemimiz, bağışıklık sistemimiz, sindirim sistemimiz ve tüm sistemlerimiz bu tür beslenmeye göre evrimleşmiştir. İnsanoğlu 10 bin yıl önce tarım devrimini gerçekleştirmiş ve avcı toplayıcı yapıdan yerleşik hayata geçmiştir. Beslenme alışkanlıkları da buna bağlı olarak değişmiştir. Hububat ağırlıklı beslenme depolanabilmesi nedeniyle medeniyetimiz için büyük faydalar sağlamış olsa da sağlığımızdan birçok şeyi de beraberinde götürmüştür. Bunun dışında mandıra ürünleri olan süt, peynir ve yumurta da hayatımızın vazgeçilmezi olmuştur. Halbuki evrimsel büyük değişikliklerin 50 ile 100 bin yılda olduğunu biliyoruz. Yani bu büyük değişime vücudumuz hala uyum gösterememiştir. Bunun için on binlerce yıl daha gerekecektir. Daha sindirim sistemimiz buğday ve bundan yapılan ürünlere tam alışmamışken, son 10-20 yılda sanayi tipi üretim yapılabilmesi için buğdayın genetiğinde de değişiklikler yapılmıştır. Buğday proteini olan glutenin de yapısı ve oranı değiştirilmiştir. Süt proteini kazeinin bazı insanlarda alerjik reaksiyonlar yaptığını biliyoruz. Yine toplumun bir kısmının yumurtaya karşı da alerjik olduğu bir gerçektir. Endüstriyel şekerli gıdalar ve bunların içindeki koruyucular ile birlikte bünyemizin yapısı da değişti. Hepimiz az veya çok hazımsızlık, şişkinlik, eklem ağrıları, kas ağrıları çekiyoruz. Bir de bu tat duyargalarımızı aşırı bombardımana uğratan şekerli gıdalar iştahımızı açıp daha da yememizi sağlıyor ve direkt olarak yağ olarak depolanıyor. Vücut ağırlığımızdaki artmaya bağlı olarak eklemlerimizin erken aşınmasına da sebep oluyorlar. Yine daha sonra anlatacağım şekilde bu gıdaların içindeki bazı bileşenler eklemlerimizde enflamasyon ve romatizma benzeri durumlar yaratabilmektedir. Peki doğrusu nedir? Doğrusu büyük büyük atalarımızın beslendiği gibi beslenmektir. Yani hayvansal proteinlere vücudumuzun ihtiyacı var. Hayvansal protein deyince sadece pirzola ve bifteyi kastetmiyorum. Sakatatları da ihmal etmemeliyiz.
Birçok esansiyel amino asidi sadece bitkilerle beslenerek elde edemeyiz. Hamur işi ve ondan mamul gıdalardan uzak durmalıyız. Sebze ve kök bitkiler ihmal edilmemelidir. Mantar, soğan, sarımsak gibi gıdaları da ihmal etmemeliyiz. Meyve olarak büyük meyveleri değil, küçük, içi renkli, böğürtlen gibi meyveler tercih edilmelidir. Yani doğamıza geri dönmeliyiz.